27 Mayıs 1882'ye Gürcistan'ın Gori kentine gidelim. Bu tarihte burada acımasız bir işçi düşmanı bir tiran olan Arşakter Petrosyan'ın bir çocuğu olur. Semyon adı konulan bu çocuk daha sonra Ekim devriminin önemli isimlerinden biri haline gelecek, Kamo adını işçi sınıfının mücadele tarihine sökülmez harflerle yazacaktı. Kamo sınıfının insanlarında. Çocukluğunu Ermeni okulunda ve Gori şehir okulunda geçiren Kamo, 1898'de İlahi Yasalar dersindeki kötü davranışları sebebiyle okuldan atılır. Kamo bu olayı şöyle anlatıyor. Bir çocuk etrafında adaletsizliği gördüğünde farkında olmadan dindarlaşıyor. Ben de oldukça dindar bir çocuktum. Hatta kilise korosunda ilahi söylüyordum. Derken her şey değişti. Kendim bile fark etmeden bir materyalist oldum. İlahi Yasalar dersinde öğretmenlerimi kızdıracak sorular sormaya başladım. Sonunda bu sorular yüzünden okuldan atıldım. Kamo'nun gençliğinin ilk yıllarında yaşadığı bu değişim, babasıyla olan problemli ilişkisini tamamen kesmesine yol açtı. Hatta yıllar sonra babasını Stalin babasıyla kıyaslayarak, Vissarion Jugashvili sadece ailesine zulmediyordu. Fakat benim babam tüm çalışanlarını aşağılıyordu, diyecekti. Kamo teyzesi Elizabeth Bahçeev'in yanına Tiflis'e gitti. Hayatını tamamen değiştirecek kişilerden ilki belki de teyzesi Bahçeev'di. Bundan habersiz teyzesinin kendisine Rusça öğretmesi için tuttuğu öğretmeniyle çalışmaya başladı. Öğretmen, öğrencisiyle olan ilişkisini Marksizmin temellerinin açıklanması ve Marksist literatürün okunması üzerinden ilerletiyor. Kamu, babasının ve benzerlerinin zulümlerinin karşısında nasıl duracağını artık daha iyi biliyordu. Ha, bu arada öğretmen kim miydi? Joseph Jugashvili, daha bilinen adıyla Stalin. Stalin'le tanıştıktan sonra artık net ve parlak bir zihne sahip olan Kamo, zamanla Marksist gruplara katılmaya, kuryelik yapmaya ve çeşitli başka örgütsel görevler üstlenmeye başladı. Kamo'nun şu sözleri artık ne yapması gerektiğini, ne kadar iyi bildiğini göstermiyor mu? Dışarıdan oldukça zeki görünen kişilerden işçi gruplarının işe yaramaz, sıkıcı veya aptalca bir uğraş olduğunu pek çok kez duydum. 10 tane işçiye açıklama yapmaktansa bir gazetede binlerce kişinin okuyacağı bir makale yazmanın daha iyi olacağını söylüyorlardı. Fakat bunu söylerken bir gerçeği unutuyorlardı. İşçi sınıfının çoğunun okuma yazması yoktu. Marksizmin işçilere öğretilmesi ve açıklanması gerekiyordu. 1901'de Semyon Arshakovich Ter Petrosyan ismine göre daha enternasyonel olduğunu düşündüğü Kamo ismini aldığı Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne katıldı. Ardından 1903'te partinin Birleşik Kafkasya Komitesi'ne katıldı. Burada illegal matbaalar, kamulaştırmalar ve Boris Stamonyankov'un kendisine yardım ettiği propaganda yazınının ve silahların yurt dışından temininin örgütlenmesiyle tanındı. Partinin ikinci kongresine delege gönderilmesi sırasında aktif bir görev aldı. Kamo, 1905 devrimine ön saflarda katıldı. Tiflis'te Aralık ayında çıkan ayaklanma sırasında yaralandı, dövüldü ve tutuklandı. Ancak burada çok fazla kalamazdı, kararlıydı. Hapiste geçen 2,5 ayın ardından soy ismini şair Sandro Shanshavili ile değiştirerek kaçmayı başardı. 1907'ye gelindiğinde tarihe geçeceği o dünyaca ünlü eylemi gerçekleştirdi. El koyulan paraların Bolşeviklere aktarılacağı bu eylemde toplamda 341 bin ruble kamulaştırıldı. Ama ne yazık ki bankadaki kağıt paraların çoğu büyüktü ve seri numaraları yalnızca Rus İmparatorluğunda değil, başka bazı Avrupa ülkelerinde de kayıtlıydı. Aynı yılın Ekim ayında Berlin'de provokatör Jakob Zimorski tarafından ele verilerek tutuklandı. Hapishanedense hastaneden kaçmanın daha kolay olduğunu biliyorduk ama. Bu nedenle 4 yıllık bir süre boyunca tüm doktorlara inandıracak bir profesyonellikte deli rolü yaptı. Kalıcı olarak hastalandığına dair kesin karar verildi. 4 yılını geçireceği Mihalovski Hastanesi'nde yaşadığı deneyimi Gorki'ye yaptığı sohbetlerde şöyle anlattı. Ne söyleyebilirim? Bacaklarıma vurdular, gıdıkladılar ve bunun gibi başka şeyler. Ruhu ellerinizle hissetmeniz mümkün mü? Biri aynada kendimi gösterdi. Bakıyordum. Aynadaki yüz benim değildi. Daha zayıf, uzamış saçları, vahşi gözleri, dağınık saçları olan çirkin birinindi. Neredeyse korkmuştum. Dişlerini gösterdi. Kendi kendime düşündüm. Ya gerçekten aklımı kaçırırsam? Bunu düşündüm ve aynanın ortasına tükürdüm.
Düzenbazca birbirlerine baktılar, bilirsiniz. Düşündüm ki kendimi unutmuş olmam hoşlarına gitmişti. Çok düşündüm. Hayatta kalabilecek miydim yoksa gerçekten delirecek miydim? Bu iyi değildi. Kendime inanmadım, biliyor musun? Bir uçuruma asılmış gibiydim ve neye tutunduğumu göremiyordum. Kamo bu travmatik deneyimin ardından planladığı gibi Mihailovski Hastanesi'nden kaçmayı da başardı. 13 Temmuz 1922 günü gece 11'de bisiklet sürerken karşıdan gelen bir kamyon ona çarptı. Ciddi bir beyin hasarıyla bilinçsiz bir vaziyette yerde kalan Kamo'yu kamyon şoförü en yakın hastane olan Mihailovski Hastanesi'ne götürdü. Birkaç saat sonra 14 Temmuz 1922'de burada aramızdan ayrıldı. Darbe çok güçlüydü diye yazdı Tiflis gazetesi. Yoldaş Kamo yana savruldu ve başını kaldırım taşına çarparak bilincini kaybetti. Hastanede kendine gelemeden öldü. Kamo, babasının da temsil ettiği zalimlere karşı sınıfının mücadelesi için üstlendiği rolünü zorluklarla, acılarla, kazanımlarla ve zaferlerle dolu bir hikayeyle bıraktı. Stalin'in öğrencisiydi. Bugünlere öğretmen oldu. Sizler, bizden sonra gelenler, hepimizin Bolşevik devrimcilerin cennetten gelen kimi kahramanlar olmadığımızı, en sıradan insanlar olduğumuzu bilmelisiniz. Bizi diğerlerinden ayıran tek bir şey vardı. Her birimiz hayatımızın bir noktasında bir seçim yaptık. Kendi kişisel çıkarlarımız için değil, tüm ezilenlerin mutluluğu için savaşmaya karar verdik. Bizler en sıradan insanlarız. Sadece kendimiz için değil, başkaları için yaşıyoruz. Bu bizim farkımız ve bu bizim gücümüzdür. Hikayen yarım kalmadı kadar.